sütünün teşviki ve emzirmenin desteklenmesi için Bebek Dostu Hastane olarak doğumu takiben emzirmenin başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6 aydan sonra 2 yaş ötesine kadar uygun besinlerle emzirmenin sürdürülmesi, hem toplum sağlığı hem anne hem de bebek sağlığı açısından emzirmenin korunması ve desteklenmesi için çalışıyoruz. Bu eğitimlerde hem bu farkındalığı arttırmak, emzirmeyi ve anne sütü teşvik etmek açısından bizim için çok önemli. Tüm katılımcılara ve katkı verenlere teşekkür ediyorum. Gebeliğimi öğrendiğimden beri kadın doğum kliniğinde takipliyim. Gebelik öncesi ve sonrası eğitimler olarak bir sürü eğitim alıyoruz her kontrole geldiğimizde. Emzirmeyle alakalı çok fazla eğitim aldık ve daha sonra doğumdan sonra da emzirmeye 2 yıl devam ettiklerini öğrendik. Bunun için emzirme danışmanlığına ve redaktasyon polikliniğine teşekkür ediyorum. Bu etkinliği yaptıkları için de hastaneye teşekkür ederim. Emzirmenin başarılı olabilmesi için anne ve anne adaylarının eğitimine önem veriyoruz. Bebek dostu bir hastaneyiz. Gerek gebe eğitimlerimizle, gerek doğumdan hemen sonra gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle, gerekse doğumdan sonra tabuculuk sonrası eğitimlerimizle annelerimizin yanındayız. Bebek Dostu Hastane Komitesi'ne yaptıkları bu güzel etkinlik için çok teşekkür ederim. Benim için çok faydalı oldu. Ayrıca bebeğimi bebek dostu olan bir hastanede dünyaya getireceğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla buradayız. Her yıl bunu rutin olarak kutluyoruz. Anne sütüyle ilgili bilgilerimizi hem tazeliyoruz hem de yeni bilgileri öğrenme fırsatımız oluyor. Bu konuda Ankara Üniversitesi Fakültesi'nin de ne kadar destekli, özgüvenle bu işi yaptığını, hevesle yaptığını görmüş olduk. Bütün arkadaşlarımızın ellerine, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Her yıl 1-7 Ekim emzirme haftamızı kutladığımız gibi bu yılda güzel etkinliklerle kutluyoruz. Ankara 2010 yılından beri Altın Bebek Dostu İl ve bu unvanımızı konulmasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi de gerçekten üstün destekleri, üstün gayretlerini görüyorum arkadaşlarının çalışmalarıyla bize gerçekten destek sağlıyorlar. Emzirme oranlarımız tam olarak istediğimiz düzeyde değil ama bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ve bu gerçekten de bizim için ümit verici. Hocalarıma da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına da bu konuda verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Anne sütü bebeklerin hem bebeklik dönemlerinde hem de daha sonraki yaşantılarında onlara katkı sağlayacak, sağlıklı yaşamlarını sürdürecek paha biçilmez bir gıdadır. O yüzden bebek sağlığı için ve sonraki yaşamları için anne sütünün mutlaka en az minimum 6 ay boyunca sadece anne sütü olarak almaları gerekmektedir bebeklerin. Özellikle bebeklerin sağlıkları ve toplum sağlığı için anne sütünün önemini vurgulamak adına emzirme haftasının gündeme gelmesi ve bunun bu şekilde bir sempozyumla kutlanması ve konuşmalarla taçlandırılması oldukça önemli olmuştur. Tüm Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi ve tüm çalışanlarını ve emekleri için teşekkür ediyorum. Merhaba. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi olarak 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda Bebek Dostu Hastane Komitesi tarafından bugün bir toplantı düzenledik. Burada emzirmenin, anne sütünün hem bebek hem anne sağlığındaki önemini konuştuk. Ve yaklaşık 300 kadar katılımcı oldu. Burada hem çalışanlarımız, hocalarımız, doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanlarımız katıldı. Ayrıca toplumdan gebe ve doğum yapmış anneler katıldılar. İnteraktif, karşılıklı soruların sorulduğu verimli bir toplantı geçirdim. Kendim de çocuk doktoru olmam nedeniyle de anne sütünün vurgusunu bir kez daha yapmak istiyorum. Bunun hem annenin sağlığı için hem bebeğin sağlıklı büyümesi, hem bağışıklık sistemi güçlü bir şekilde olması, psikolojik olarak anne bebek bağlı aile bütünlüğü açısından yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle ilk 6 ayda sadece anne sütü, 2 yaşına kadar da bebeklerin anne sütü alması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Emzirme, anne bebek bağlanmasının başladığı ve devam ettiği çok özel bir an olduğunu düşünüyorum. Anne sütü çocuğun hem büyümesinin hem gelişmesinin sağlanmasında, enfeksiyonlardan korunmasında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve ileride oluşacak bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklardan korunmada, ilerideki birçok psikososyal rahatsızlıklardan korunmada çok önemli
bir gıda. Biz çocuk hekimleri olarak aslında ilk 6 ay sadece anne sütü almasını istiyoruz. Ülkemizdeki duruma baktığımızda aslında emzirme ilk anda başlıyor. Fakat 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek sayımızda giderek azalma oluyor. Annelerimiz bir panik halinde bir süre sonra çocuklar iyi kilo alsınlar diye hemen yanına ek gıdaları ekliyorlar. Önerdiğimiz ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütüyle beslenmeleri, daha sonra ek gıdalara geçilmesi ve anne sütünün de 2 yaşına kadar devam etmesi. Biraz önce söylediğim gibi hastalıklardan korunmada olduğu gibi aslında o özel bağlanma, yani anne çocuk arasındaki bağlanmanın da en güçlü etkenlerinden birisi. O nedenle çocukların ileri dönemde yaşayacakları psikolojik hastalıkların önlenmesinde de bu bağlanmanın ve anne bebek arasında oluşan sevginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem fiziksel rahatsızlıkların hem psikolojik rahatsızlıkların önlenmesinde anne sütü çok önemli, emzirme çok önemli. Biz tıp fakültesi olarak bebek dostu hastanelerimizde hekimlerimiz, bütün hemşirelerimiz, diğer sağlık çalışanlarımızla emzirmeyi teşvik ediyoruz ve ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz.